Değerli bir konuğum var. Sevgili seyirciler, Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Yücel Sayman hocamız burada. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yanlış bir şey söylemedim değil mi? Hayır hayır. Medipol Hukuk Fakültesi. Doğru, evet. Şimdi hocam tabii sizin akil heyette bir vardım. Vardınız evet. Değil mi? Yani sonuna kadar oldunuz mu? O bir ara bir hani ayrılanlar oldu, tekrar bir revize edildi o. Hep sonuna kadar yok, hayır. Marmara grubunda başından sonuna vardım evet. İki ay süreyle. Şimdi çok eleştirildi o dönem bir grup tarafından. İşte akil heyet ne yapabilir, ne edebilir, ne konuşacaklar, neyi çözecekler denildi ama öyle ya da böyle bir yol alınmıştı aslında. Ama o alınan yolun çok sağlam temeller üstüne oturmadığını 7 Haziran'dan sonraki şu yaşananlarla anlıyoruz. Neyi eksik yapmış olabilir? Akil heyetler açısından demiyorum. Yani bu görüşmelerde ne eksikti evet. De birden 90'lardan bile daha kötü görüntüler yaşanmaya başladı. Şimdi bakın şey farklıydı. O zamanki proje farklıydı. Yani akil insanlar heyetinin işte içinde bulunduğu ya da bir yerinde de içinde bulunmaya çalıştığı proje farklıydı. Ya yani o şöyle özetlenebilir o zamanki. PKK açıkça yıllardır Türkiye'deki hükümetlere şunu söylüyordu. Yani bu silahlı mücadele bir siyasi mücadelenin bir türüdür, bir biçimidir. Silahlı mücadeleyi biz evet uyguluyorduk ama artık orayla bir yere ulaşabilmek mümkün değil. Onun için biz silahlı mücadeleyi bırakmak istiyoruz. Bunun da koşulu bize Türkiye'de demokratik yollardan bir siyasi mücadele yapabileceğimiz kanallar açılsın. Bunu oturup konuşalım koşullarını. İşte Türkiye'de ilk defa bir hükümet çok cesur bir atılımla buna olabilir. Eğer silahlı mücadele sona erecekse ve demokratik bir yola dönülecek ise bunun ortamı, koşulları nasıl olacağı süreci konuşulabilir dedi. Onun için son derece yani aslında Türkiye açısından önemli bir modeldi. Hatta dünya açısından önemli bir modeldi. Ve akil insanlara da böyle bir projenin gerçekleşmesi acaba halk nasıl karşılar? Yani biz sadece bir şey anlatmak, bir şey söylemek de değil, sadece bu proje halkın bizzat kendisini konuşarak toplantılarda, kendi görüşlerini dile getirerek, üstelik de çeşitli kesimlerden bir araya gelen kitlelerin kendi görüşlerini açıkça ve samimi bir şekilde söylemelerinde biz sadece onları dinliyorduk. Yani bizim akil heyetten konuşanların sayısı çok azdı, halk konuşuyordu. Hocam çok özür dilerim. Şimdi bakın orada önemli olan şimdi bugüne gelebilmek için şimdi bu proje uygulanmaya başladığı zaman gördüğümüz şey şuydu. Daha başından böyle bir projenin olabilirliğine şiddetle karşı çıkan bir siyasi akım vardı. Evet. Yani değişik çevrelerden oluşan siyasi bir akımdı. Onların söyledikleri şuydu. Buna biz asla izin vermeyiz, bu asla olmaz. PKK gibi bir terör örgütünden ve onu işte katil olarak, bebek katili olarak ilan edilmiş başında elebaşı Öcalan'la görüşmelerle bir çözüm yoluna gidilemez, gidilmemesi gerekir. Yapılması gereken onları teslim olmalıdır. Eğer teslim olmuyorlarsa, teslim olmaya zorlanmalarıdır, gene olmuyorlarsa imha edilmelidir. Yani savaşılması gerekir onlarla. Hatta ceplerinden çocukların resimlerini göstererek biz bu uğurda ölürüz, çocuklarımız da ölür diyenleri sayısı çok fazlaydı toplantılarda. İşte bunlar toplantıların yapılmasını engellemeye çalışıyorlardı. Dışarıda sloganlar atıyorlardı ama içeride halk, büyük bir çoğunluk, yani dışarıda 30 kişi bunu protesto ederken içeride binin üzerinde kişi bu konuyu tartışıyordu kendi arasında. İşte proje oydu ama, tartışılan konu oydu. Şimdi aslında ne oldu? O proje eksiklikleri, yani neler konuşuldu, nerelere ulaşıldı onları ben tam bilemem. Yani bir kısmen biliyoruz, kısmen bilmiyoruz. Ama gelinen nokta şu ki birdenbire aynı iktidar politika değiştirdi ve dışarıda bizi protesto eden ve dışarıda bu görüşmeler asla olmaz, bir terör örgütüyle asla şeye oturulmaz, onlar imha edilmeli, teslim olmalılar, aksi takdirde imha edilmeli. Bir anda bu noktaya geldi. Şimdi o görüş sanki birdenbire o görüş iktidar oldu ve kendi politikasını uyguluyor. Hayretler içinde biz onu izliyoruz. Olabilir bütün bunlar, dünyada olabilir ama şimdi yani peki oturalım konuşalım. Acaba
silahlı mücadeleden, yani bir siyasi mücadele türü olan silahlı mücadeleden vazgeçerek, bırakarak, silahları hatta sonunda gömerek acaba demokratik yoldan mücadele etmenin ortamı nasıl hazırlanır da birdenbire asla terör örgütüyle konuşulmaz, imha edilmeli ve temizlenmeli politikasına geçirir. Nerede olursa olsun, Türkiye içinde, Türkiye dışında her yerde temizlenmeli. Bu bize o uzlaşma politikası arasında, yani çözüm süreci denilen süreçte karşı çıkan ve bizim de o zamanlar hükümet dahil herkesin de kınadığı ve lanetlediği bir görüş birdenbire iktidar oldu. Yani milli birlik ve kardeşlik politikası adı altında şimdi o politika izleniyor. Şimdi demek ki o zaman onlar haklıymış. Yani bunları kimler savunuyordu? MHP'li taraftarları savunuyordu. MHP bazen sözcüleri dile getiriyordu. CHP içinden bir kanat, ulusalcı bir kanat bunu yapıyordu. İşte şimdi bugün Vatan Partisi olan partinin tabanındaki gençler bu görüşü dile getiriyordu. Çeşitli çevrelerden bu dile getiriliyor idi. Şimdi bu politika oldu, şimdi bu politika uygulanıyor. Kısaca yani aradaki fark, evet, bu. Fark bu. Yani, bir şey yani, değişti. Onun için bu şu an çözüm sürecindeki ne yürümediği soramayız. Yani çözüm sürecinin politikası değişti. Şimdi o niçin başarıya ulaşmadığını çeşitli şekillerle anlatabilir. Oraya katılan herkes kendi görüşüne göre bir şeyler söyleyebilir, söylenebilir. Ama önemli olan, bilinmesi gereken şey politika değişikliği. Yani çözüm sürecinden milli birlik ve kardeşlik politikasına geçiş birbirine tam zıttı. İki ayrı siyasetin kim bu konuda sorumlu, mesela şu görüntülere birden gelinmesinde hocam bir yandan verebilirseniz o görüntüleri arkadaşa. Yani bir iç savaşı andıran, daha düne kadar bir umudun yer aldığı topraklarda bir anda böyle iç savaş görüntülerinin yer almasında anlattınız, özetlediniz ama yani devlet durup dururken mi girdi diye soranlar var. Durup dururken mi başlattı bunu diyenler var. Acaba hangi tarafta daha büyük bir sorumluluk var şuraya dönüşte? Sonuçta olan yine sivil halkı oluyor çünkü. Şimdi evet, bakın bu soruyu bu şekilde kimde hata, kimde var diye sormak bence çok bir sonuca ulaştırıcı bir soru değil. Yani kimden geliyorsa gelsin büyük bir politika değişikliği var. Şimdi o politika değişikliği sonuçları bilmek ister PKK'da kabahat olsun ya da o kimlerle müzakere yürütülüyorduysa onlar da olsun, ister devletin politikası da olsun. Şimdi politika değişti. Şimdi bakın, oturun, evet, silahları bırakmanın demokratik yolları nelerdir konuşalım politikasının şeysi başka bir şey, getireceği riskler başka bir şey. Ama hayır, silahları bırakmak diye bir şey yok. Biz silahı olan herkesi imha ederiz, temizleriz politikası başka bir şey. Şimdi imha ederiz, temizleriz politikası savaşmaktır o. Öldürmektir. O öldürürken de öldürülmektir. Şimdi bunu başarıya ulaştırabilirsiniz. Yani çok çabuk bir harekat olursa, yani bir hafta, bir ay en fazla süren bir temizlik harekatı olursa bunu başarırsınız. Ama bu geçici bir başarıdır. Ne olur ki? Büyük, derin yaralar yapar. Ölü sayısı çok fazla olur. İki toplum arasında kin tohumları ekilmiş olur. Bundan sonra yetişecek gençlerin hangi duygularla yetişeceğini kestiremezsiniz. Şimdi oraları sürekli, karşılıklı olarak sürekli ideolojik bombardımana tutulacaktır. Özellikle yeni gençlere. Şu duygusal kokuş dediğiniz. Gayet tabii duygusal kokuş. Bu görünüyor ve yaşanıyor. Şimdi bakın, daha o dönemde bile mesela 1990'da olanları, batıdaki Marmara bölgesindeki olarak, batıdaki Kürt olmayan insanların çok da onun hikayeleri bilmediklerinin farkına vardık. Onlar da bilmediklerinin farkına vardılar. Çünkü dinlemişler bu hikayeleri ama hep propaganda diye ciddiye almamışlar. Evet. Üzerinde durmamışlar. Ama şimdi haklılarmış diyorlar diyorsunuz değil mi? Hayır, sonra anlamaya başladılar. Bunlar yaşanmış diye. Şimdi başka bir şey yaşanıyor. Şimdi bu burada kulaklar tıkanacaktır ve farklı şekillerde anlatımlar olacaktır. Yani bundan 10 sene sonra eğer bu temizlik harekatı başarıya ulaşsa bile sonuç itibariyle bence yani orada ciddi kayıplar olacaktır. Çeşitli açılardan kayıplar olacaktır. Bunu Batı nasıl karşılıyor? Yani insanlar arasındaki o erimeye başlayan dağlar nasıl şey yapacak? Yani duvarlar tekrar örülüyor. Hatta bu raporda ben kişisel bir rapor da yazmıştım. Ve sonunda burada en sevindirici şey, insanlar arasında, sadece Türk kesimleri ve Kürt kesim arasında değil, çeşitli bu toplantılar sayesinde
toplumu çeşitli kesitler arasında Alevilerle Sünniler, işte Ermeniler, Rumlar, Romanlar, Türkler kendi aralarındaki duvarlar çökmeye başladı. Yani artık insanlar birbirlerini anlamak istiyorlar. Kendi karşılıklı hikayelerini dinlemek istiyor. İşte Kürt görüyor ki Türk'ün hikayesini bilmiyor. Kendisine niçin kızgın olduğunu Türklerin. Onların hikayesini bilmiyor, dinlememiş çünkü. Orada başka türlü anlatılmış ya da şey yapmış. Türk Kürt'ün hikayesini bilmiyor. Romanların hikayesini kimse bilmiyor. Şimdi birbirlerini anlatmaya başladılar ve birbirlerini rencide etmeyecek dillerle anlatmaya başladılar. Kaygılarını, korkularını ortaya koyuyorlardır. Yani bölünmezlik bir, bayrak iki, Öcalan'ın serbest bırakılıp bırakılmaması bu gibi tabu konuları bir kenara bırakarak ama ortadan kaldırmadan yani oralara şey yaparak aralarındaki duvarları kaldırıyorlardı. Ve benim için de en sevindirici olan nokta buydu. Türkiye'de artık kesimler arasındaki duvarlar iniyor. İnsanlar birbirlerini dinlemeye başladılar. Birbirleriyle kardeşlik sözünü, ya hakikaten kardeşsek biz onları niye bilmiyoruz? Niye o dilini konuşamıyor? Niye o bu 1990'da yerlerinden edilmiş? Peki ben ne biçim kardeşim ki hiç onun koluna girip gel beraber senin dilinden şarkı söyleyelim, senin renklerini de eğlenelim dememişim. Niçin Kürt de aynı şeyi söylememiş ve Türk'ün kendisine böyle bakmamasını anlamamış, o da onun hikayesini bilmiyordu. Şimdi bu duvarlar çok daha kalın setler halinde örülmeye başladı. Vahim olan bu. Şimdi bu politika olarak başarıya ulaşsa bile bu duvarlar içinde demokratik bir toplumun inşası mümkün değil. Bunu da başaran şimdiye kadar olmadı zaten. Yani verilen örneklerin hiçbir ülkede bunu başaran örnekler işte Çeçenistan ya da Sri Lanka'da falan sonuçta demokrasiye ulaşılmıyor. O duvarları ördünüz mü otomatik. O duvarları neticede biraz siyaset, oluşturulan siyaset yapıyor ama az önce söylediğiniz toplumlar birbirini anlamak istiyor dediniz. Belki hani o söylediğiniz bir umut ışığı benim kafamda yaptı. Evet. Bu anlama arzusunu üzerine gitme noktasında siyaseti bir kenara atalım. Belli ki hani siyaset buradan bir faydacılık, pragmatist bakışla bugün öyle diyecek, yarın böyle diyecek, buradan bir şey çıkmayacak. Sivil toplum kuruluşları, halklar, hani bu aralar biz kendimize de çok eleştiri yöneltiyoruz. Balık hafızalıyız, hiçbir şey umursamıyoruz. Dün ben bir şey dikkatimi çekti hocam, müsaade ederseniz. Bir yeni genç yakışıklı sanatçılardan birisi bir yerde bir şarkı söylemiş. Yani sabah işe geldim, akşam gece yatana kadar bütün sitelerde onun şarkı söylemesi vardı. Oysa Güneydoğu'da, Doğu'da 114 bin çocuğumuz eğitimsiz, eğitiminden mahrum. Bununla ilgili bir tane sitede bir tane haber görmedim. Şimdi bunu nasıl hareketlendireceğiz? Bu iş sivil toplum kuruluşlarına mı, sizin gibi değerli akademisyenlere mi, akil heyet mi, kendimiz mi oluşturalım, ne yapacağız? Şimdi bakın bu... Şimdi sonucu söyleyeyim nasıl gidileceğini söylemeden bu halkın kendi yani halkın kesimlerinin kendi buluşmalarıyla olur. Yani birbirlerinin evine misafir gitmeye kesimler kardeşiz diyorlar. Çok iyi geçiniyoruz da evlerine hiçbir zaman misafir gitmemişler. Çocukları beraber oynamamış. Aynı takımda yer almamışlar. Kahveleri bile farklı. Yani bu toplantılar bizim o adil akiller diye yapılan toplantıları halkın kendisini yapması lazım. Ya öyle bir ortam olmasın. Ama bu ancak demokratik bir ortam olur. Onlar çünkü halk bir araya geldiği zaman kavga etmeden, şey yapmadan birbirlerini kollayarak konuşuyor. Duvarlar ancak öyle kalkar ortada. Şimdi onun ortamı nasıl yaparsınız? Şimdi bakın bu yani toplumsal yapı fizik değil, bunun atomları yok, bunun molekülleri yok. Yani ki onların atomların dizilimini değiştirelim de toplum değil. Hayır, bu yok. Kimyanın alanında değil, biyolojinin alanında değil. Yani insanın kurgusunun ürünü, yani hayal ürünüdür her toplumsal bir yapı. Yani insan bunu kurar. Evet. Şimdi ama bunu ya doğru kurarsınız ya yanlış kurarsınız. Şimdi doğru da yanlış kendinize göre değişir. Şimdi bu kurguyu yaptınız ama bir bütün olması lazım. Yani insanların Türkiye'de barış içinde, birlikte herkesin kendi istediği gibi kendi yaşamını sürdürebileceği, başkasına da şiddet kullanmadan onunla beraber olabileceği, ister arkadaş olsun ister olmasın ama yan yana yaşayabileceği bir toplumun yapılanmasının temelleri farklıdır. Şimdi bu bir kurgudur. Bu kurguyu yaparsanız insanlar bunu benimserse ki benimserler, benimseme ihtimalleri çok fazladır. Buna yayılırlar. Aksi takdirde bu duvarları kalkmazsa, şimdi sosyal medyada bunları yapıyorsunuz. Bu sosyal medyadaki büyük bir çoğunluğu kendiliğinden oturup yapan değil ki.
çoğu değişik açılardan güdümlenmiş şeyler. Yani ne söylerseniz söyleyin o aynı şeyi söyleyecektir. Ya kendisi şartlanmıştır, kendisi gibi şartlanmıştır, ya şartlandırılmıştır ya da öyle yapılması istenmektedir. Şimdi bu çok önemli bir şey ama düşünün ki sürekli bombardıman altındasınız. Yani kim nasıl yapacaksınız? Sosyal medyada işte bütün gün o şarkı söyleyen saz çalan yeni bir arkadaşı dinliyorsa, buna mukabil öbür tarafta ölümler oluyorken bunu dinliyorsa, şimdi bunun böyle olmasının bunun böyle olmasını isteyen bir ortam vardır. Bunu hükümeti suçlamıyorum bundan. Bunu böyle olmasını ister. Çok çeşitli yani şeyler olabilir. Biz de bunu hak vardır. Ettiğimiz için yani bu bir bombardımandır. Psikolojik bombardımandır, ideolojik bombardımandır, çıkar bombardımanıdır. Bunların böyle olması istenir. Önemli olan o kurgusal yapının, yani Türkiye'de çok değişik inanışları, çok değişik siyasi görüşleri, çok değişik bakış biçimleri, düşünce tarzları bir arada birbirini anlayarak, konuşarak, kavga etmeden, şiddetmeden kendini ifade edebilecekleri ve ifade ettikleri gibi de örgütlenebilecekleri ve demokratik yollardan istiyorlarsa bunun bir siyasi mücadele haline dönüştürerek iktidar olmasını isteyenlerin önünü açan bir toplumsal proje. Şimdi böyle bir toplumsal projenin temelleri en azından demokrasi adı altında Batı'da bulunmuş. Şimdi onu ya benimsersiniz ya benimsemezsiniz. Hı hı. Ya benimsediğiniz zaman ona göre uygun davranmak lazım. Ama bir yerde şiddet, öbür tarafta bu olmaz, mümkün değil. Bunu keşfedebilen kimse çıkmadı şimdiye kadar. Hı. Yani kendi topraklarınızda bir yerinde şiddet uygulanırken öbür tarafında o şiddetin taraftan, şiddetten nasibini alan kitlelerin öbür tarafta dost olmalarını mümkün değil. Böyle bir şey de yeryüzünde icat edilmedi. İnsanoğlu da böyle bir yeteneğe daha sahip olamadım. Şimdi sanıyorum hocam, katılır mısınız? Hani bu konuyla ilgili de belli takıntılar var. Belli kırmızı çizgileri var toplumun. Ve basit sorulara basit cevaplar istiyor. Bizim toplumumuz, hani duyarlı olan kesim bunu istiyor. Mesela en basitinden diyor ki mesela bir izleyicimiz, hani Kürt siyasileri, akil heyetler şu an çok aktif görevde değil ama onu sormuş. Niçin diyor PKK'ya veya YPG'ye hendekleri kapatın çağrısı yapmıyor, bu konuda baskı yapmıyor? Niye sürekli Türk Silahlı Kuvvetleri savaşa mecbur ediliyor? Ya da iktidarın, siyasi iradenin, hani deniliyor ya bu işine geliyor, işine geldiği söylenen şeye mecbur ediliyor. O zaman o kozu elinden alsın anlamında. Bu çağrıların gerçekten bir karşılığı olabilir mi ki, böyle bir talebi var? Şimdi bakın, bu sorunun iki türlü tuzağı var. Hı. Böyle soru sormanın. Bir, insanın kendisine kurduğu tuzaktır. Bu soruyu kendinize sorduğunuz zaman cevabınızı vereceksiniz. Ya öyle vereceksiniz ya böyle vereceksiniz. Bitti, kendinizi belirliyorsunuz. Yol. Kendinizi belirliyorsunuz. Yani o soruyu soran arkadaş haklı olduğunu düşünse bile, hakkı da olabilir ama kendini belirliyor çünkü cevabını vermiş. Aksi görüşe kapalı. Aksi görüşle bir araya geldiği zaman kavga edecektir. İş şiddete dönüşecektir. Şimdi diyorum, bir ikincisi toplumsal olarak başka bir tuzak. Çünkü gerçek böyle değildi. Yani akil insanlar, o dönemde böyle bir şey yoktu. Akil insanlar döneminde, söylüyoruz onu anlamaları, anlaşılması lazım. Sorun şuydu, PKK, ben silahları bırakacağım, demokratik mücadele edeceğim diyor. İlk defa da Türkiye'de bir hükümet olabilir, gel konuşalım diyor. Müzakere edilsin diyor. Ve biz eğer böyle bir şey olursa halk bunu nasıl karşılar? Onun şeysini bulma, yani halkın konuşmasını sağlıyorduk. Şimdi halk konuşuyordu orada. Biz konuşmuyorduk. Yani orada bugün PKK'ya şiddetle karşı olanlar oraya geliyorlardı. Böyle bir olasılığı karşılıyorlardı. PKK'ya sempati duyduğu varsayılabilecek kişiler geliyorlardı. Bunu konuşuyorlardı. Ama birlikte konuşuyorlardı. Ve bir konuşmanın yolunu buluyorlardı. Hmm. Birbirlerini rencide etmeden konuşmanın yolunu. Bakın 5 saat falan sürüyordu o toplantılar. Başında normal olarak bugün bir araya gelseler kavga edecek kelimelerle başlıyorlardı. Ama sonuçta yani işte bizim gençlerimiz, kimseler ölmesin, çocuklar diye diğerini rencide etmeyecek sözler kullanıyorlardı. Çay kahve içip dağılmıyorduk diyorsunuz. Yani. Hayır, 5 saat faydalı. Sürüyordu. 5 saat sürüyordu. Bakın, sadece Marmara bölgesinde biz yaklaşık 7000 kişiyle toplantı yaptık. Yani kahvelerde, sokak kahvelerinde, büyük toplantı salonlarında, sivil toplum kuruluş örgütlerinde, halkın kendisiyle daha önceden isteyen geldiği toplantılardı bunlar.
7000 kişi katıldı ve en az zaman bakımından 2000 kişi konuştu. Yazılı olarak da verildi. Şimdi çeşitli kesimlerden konuşmalar oldu. Ya halkta böyle bir istek vardı. Şimdi orada o zaman bir yeri değil, bir ikincisi akil insanların işi bitti. Ayar 2 aylık bir toplantı da yani biz hakikaten öyle devam ismi abi konduğu gibi akil olup her şeyi bilen, her şeyi çözebilen insanlar falan değiliz ki. Evet. Öyle bir şey değil. Oradaki bizim işlevimiz halkın bir araya gelmesinde sağladığı, ortaya çıkan durumu hem gözlemlemek ama halkın kendisinin yani de bu konuyu konuşmasını sağlamaktı. Şimdi biz ona çıksak, karşı çıksak. Yani o soru öyle bir soru, bakış tarzı. O bakış tarzının pompalanması bir kişinin kendisi için büyük bir tehlike. Başka türlü düşünemez. O soruyu sorduğunuz zaman başka türlü düşünemezsiniz. Taraf alırsınız. Çünkü öbürü de bu tersi soru soracak. Öbürü de tersi bir soru soracak. Öbürünü söyleyecek. O zaman o kavgadır. O kavganın ortamıdır. İkincisi toplum da bu iki görüş arasında. Yani sen ona niye söylemiyorsun, sen buna niye böyle söylemiyorsun. Görüşlerini bir toplum tasarımı haline getirecek, temelleri haline getirebilecek bir toplum projesinin ortaya konmasında, yürürlüğe konmasında araç olurlar. Ya yani bu sormak bu yanlış bir sorudur. Peki. Tehlikedir yani. Hocam çok teşekkürler. Ben sağ olun katıldığınız için, değerli görüşleriniz için.